Merhaba arkadaşlar, Sündüz'ün Hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel yeleğin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Bakın yeleğimiz şahane, çok güzel. Modelimiz zeytin dalı modeli diye geçiyor. Evet arkadaşlar, bu yeleğimizin arka kısmı şöyle, ben sizlere göstereyim. Ama daha henüz bitmedi, sadece bu arkası dikilmedi yani. Bir de önü örüldü, diğer önü de devam ediyor. Evet arkadaşlar, şimdi ilmek sayılarımızı söyleyeyim ben size. Ben şöyle iki ilmi, yani iki model arasını anlatacağım. Şuradan şu kısmı. Burası 26 ilmek. 26 ilmekten oluşuyor. 2 ilmek de kenarları için atacağım. 27, 28 ilmek atacağım. 28 ilmekle modelimi başlayacağım. Sizlere anlatmak için ama. Bakın şimdi burası, şurayı kapatıyorum. Bakın şu kısım 18 ilmek. Pardon, 20 ilmek. Burası 20 ilmek. Yani modelimiz şuraya, şunu saymıyoruz bakın. Şunu saymadan 1 20 2 20 3 20 4 20. Yani modelimiz 20 ve katlarından oluşuyor. En son bunu koymak için 26, iki tane de kenarlar için 27, 28. Yani son modele geldiğimizde 28 ilmek. Modelimiz 20 ve katlarından oluşuyor. Artı 8 ilmek ekliyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 model kurduktan sonra artı 8 tane daha ilmek ekliyoruz. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Sormak istediğiniz, anlamadığınız, anlatamadığım, özellikle biraz heyecanlıyım, anlatamadığım yer varsa arkadaşlar, yorumlar kısmından belirtirseniz yardımcı olmaya çalışacağım. İlmek sayısını sayalım. Toplam ilmek sayısı 160 oluyor. Şurayı hesaplamadığımızda bakın 160 ilmek. Burası komple. 6 ilmek de burası için. 2 ilmek de kenarlar için atıyoruz. 168 ilmek atıyoruz toplamda. Bu yeleğimizin ilmek sayısı 168. 3, 6, 7, 8 modelden oluşuyor. Şimdi ben yapımına geçeceğim arkadaşlar. Sadece sizlere şu iki modelin arasını anlatacağım. Sizler 20 ve katlarından ilmeklerinizi atarsınız. 8 ilmekte artı ilave edersiniz. 28 ilmekle başlayacağım arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. 28 ilmeğimi attım. Şu iki ara, burası kahve çekirdeği model ve bu kahve çekirdeği için 28 modelimi ilmeğimi attım arkadaşlar. Buraya da bir tane düğüm atıyorum şöyle hafiften ilmeğim çözülmesin diye. İlk baştaki ilk sıramızda arkadaşlar bakın, baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sıramı ters olarak örüyorum modeli kurmadan önce. Bir sıra ters olarak sıra sonuna kadar
örüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi kurmaya başlayacağız. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bakın 3 tane ilmeğim var. Bu 3 ilmeğimi bu ilmeğimi sona alacağım. Sondaki ilmeğimi başa alacağım. Yani 2 ilmeğimi öne alacağım. Şu şekilde. Bakın. Bu ilmeğimi sona alıyorum. Düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimi de örüyorum. Bakın arkadaşlar, birinci zeminimiz bu şekilde. Şimdi buradaki ilmeğimi de buraya, şu araya alacağım. Yani bu iki ilmeği öne alacağım. Bu ilmeği sona alacağım. Birinci sıramız bu şekilde. Başlıyoruz. Şöyle sıradakini de ördüm. Bakın. İlk başlangıcı yaptık. Şu kısmı. Şu kısmı yaptık. Şimdi bir doladım. Bir, iki düz. Bir, iki ters. 2 düz. Bakın, 2 ters. İlmeğimi aldıktan sonra 2 düz, 2 ters, 2 düz. Tekrar 2 ters. 2 düz. İki düz yaptık, bakın. Şimdi burada iki ters. Bakın buraya yaptım 6 tane ilmeğimi. 3 burası 6 ilmekten oluşuyor bu modelimiz. Bir doladım. Buradan 2 ilmeğimi kestim, bakın arkadaşlar. 2 ilmeği bir ördüm. 2 ters. Pardon, 2 düz. Buradakileri düz öreceğiz arkadaşlar. 1 2 düz 2 tane ters 2 tane düz tekrar 2 tane ters 2 tane düz. Buradaki ilmeğimle, bakın, bu ilmekle bu ilmeği yer değiştireceğim. Bu ilmeğimi öne alacağım. Diğer ilmeğimi arkaya alacağım. Bakın, bu şekilde yer değiştirip bu iki ilmeğimi bir öreceğim. Bir doladım. Bakın burada 6 tane ilmeğim var. Bu ortadaki ilmeği başa alacağım. 3. ilmeğimi başa aldım. 2 3. Yine buradaki ilmeği sona alacağım. Şuradan 2 ilmeğimi alıyorum. Bu ilmeğimi, bakın. Sırasıyla örelim. 1 2 İlk sırada biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar ama gerçekten modelimiz çok kolay. Son kenar ilmeği de düz olarak ördüm. Bakın birinci sıramız bu şekilde oldu. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Arka yüzündeyse arkadaşlar, gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. Ne görüyorsak aynı şekilde örüyoruz. Zaten belli oluyor. Bakın burada iki tane düzüm var.
düz ördüm. Ters, düz. Tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz arka yüzünde. Arka yüzünü biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Kamera arkası yapmayacağım için. Bakın şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ilmeğim var. Bakın. 6 düz ilmeğimi ördüm. 1 doladım. Bakın şimdi burada 2 tane 1 doladım. Bakın. 1 düz. Pardon. 1 doladım. Bu ilmeğimi ters örüyorum arkadaşlar. 1 ters. Bu 2 ilmeğimi 1 örüyorum. Burada bir tane düzüm kaldı. Yine terslerimi ters. Düz ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bakın. Burada şimdi bu ters ilmeğimi ördüm. Bir tane düzüm var. Bakın buradaki düzle iki düzümü yer değiştireceğim. Bunu öne alacağım. Şu şekilde. İki ilmeğimi bir öreceğim arkadaşlar. Bakın. Bu ilmeğimi yine ters örüyorum. Bir doladım. 6 tane düz ilmeğimi örüyorum. Kamera arkası yapmayacağım için sırasıyla takip edip sonuna kadar izlerseniz modeli çok güzel çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Arkada ise yine aynı şekilde tersleri ters, düzleri düz olarak sıra sonuna kadar geleceğiz. Gördüğümüz gibi ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz örüyoruz ve modelimizin ön yüzündeyiz arkadaşlar. Şimdi bakın burayı açmıştık burada. Şimdi kapatacağız. Yani ne yapacağız? Buradaki baştaki ilmeğimi örmeden alayım. Buradaki sondaki ilmeğimi ortaya alacağım. Bakın bu iki ilmeğimi şişime alıyorum. Bu ilmeğimi öne alıyorum. İki, üç. Bakın. Şimdi burada iki ilmeğimi öne alacağım. Bu ilmeğimi öne alacağım. İki ilmeğimi arkaya alacağım. Bakın. Kapattık. Şimdi buradaki ilmeklerimizi yer değiştirmiştik. Geri yerine aldık ilmeklerimizi. Bir doladım. Bakın burada bir ilmeğim daha oluştu şimdi. Bu ilmeğimi de ters örüyorum. Burada iki tane ters ilmeğim oldu. Bakın. İki ters. Bu iki düz ilmeğimi kesiyorum. Bakın burada yine iki ters. İki düz. İki ters. Bakın burada iki ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimle öndeki ilmeğimle arkadaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. İki ilmeğimi bir örüyorum. Burada bir tane ters ilmeğim vardı. Bu ilmeğimi de ters örüyorum. Bakın iki tane tersim oldu. Bir doladım. Şimdi buradaki bu ilmeğimi ortaya alacağız. Aynı baştaki yaptığımız işlemi burada da yapacağız. Düz olarak sırasıyla öreceğiz arkadaşlar.
Bakın. Şimdi burada sondaki ilmeğimi öne alacağım. İki ilmeğimi arkaya alacağım. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın. Buradaki yuvarlağımız oluştu. Modelimiz yine oluşmaya başlıyor yavaştan. Buradaki modelimiz de yine kahve çekirdeği dediğimiz şu model oluşmaya başlıyor. Modelimizin arka yüzündeyiz arkadaşlar. Arka yüzünde yine hiçbir işlem yapmadan ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz, sıra sonuna kadar öreceğiz. Buradaki ilmeklerim, bu iki ilmeğim tersti. Bakın şimdi burada düz örüyorum. Bu ilmeğimi ters. Düz ilmeklerim belli oluyor. O şekilde tersleri ters, düzleri düz. Bakın bu şekilde. Şimdi bu sıramızda arkadaşlar burayı kapatmıştık. Şimdi yine tekrardan açacağız. Yani şuradaki işlemi yapacağız. Burayı açtıktan sonra 4 sıra ördükten sonra kapatıyoruz. Ama kapattıktan sonra bir sıra ördükten sonra tekrar açıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ortadaki ilmeği bakın sona alıyorum. Buradaki ilmeğimi yine sona alacağım. Bakın. Düz olarak örüyoruz. Bakın. Bir doladım. Bir düz ördüm. İki ters ördüm. Bakın buradaki ilmeğimi iki tane yine kesiyorum. İki ilmeğimi bir örüyorum. Bir tane tersim kaldı. Onu ters ördüm. İki tane düz ilmeğim var. Düz, ters. Şimdi buradaki iki ilmeğimi yine bakın bununla bunu yer değiştireceğim. İki ilmeğimi bir öreceğim. Yani burası güzel durması adına arkadaşlar. Şöyle diğer yelekte göstereyim. Yani biz şuradayız. Şu ilmekte yer değiştirdiğimiz yer burası. Yani bu şekilde güzel sırayla durması için yer değiştiriyoruz. Bu taraftan kestiğimiz böyle, bu taraftan kestiğimiz böyle. İki tane ters ilmeğim var. Bir düz, bir dola. Şimdi buradaki ilmeğimi yine başa alacağım. Bir defa eliniz alıştığında gerçekten çok güzel ve çok kolay bir model arkadaşlar. Umarım yaparsınız. Yaptığınız modelleri yani yelekleri benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Instagram'da Sündüz Hobi Butik Instagram hesabım. DM'den yazarsanız ve yaptığınız yeleğin resmini atarsanız sayfamda paylaşırım. Onur duyarım. Gerçekten çok sevinirim. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Eğer faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana. Gerçekten çok sevinirim. Yine modelimizin arka yüzündeyiz. Arka yüzünde terslerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olarak sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Buradaki ilmeklerim düzdü. Bakın zaten belli oluyor. Kendini belli ediyor. Düz, ters, düz. Burada düz. İki tane düzüm var bakın. Arka yüzünü biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar.
Çünkü yani tersleri ters, düzleri düz zaten anlatacak bir şey değil. Bu şekilde modelimin ön yüzündeyim. Bakın. Hafiften de olsa sanki modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi burada yine devam ediyoruz aynı şekilde. 1 6 tane düzümü örüyorum. Burayı 4 sıra ördükten sonra kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bir doladım. Bir düz. İki düz. Bakın. Burada iki tane ters. Burada iki ilmeğim var. İkisini bir ördüm. Bir. İki düz. Burada yine öndeki ilmekle arkadaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. İki ilmeğimi bir örüyorum. İki ters. İki düz. Bir doladım. Altı tane düz ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın bu şekilde. Burada da tersleri ters. Bakın yine düzleri düz oldu. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ilmeğimi ortaya alacağım. İki ilmeğimi başa alacağım arkadaşlar. Bakın. Sırasıyla düz olarak örüyorum. Bakın. Şimdi buradaki baştaki ilmeğimi ortaya alacağım. Şu ilmeğimi. Diğer iki ilmeğimi de kenara alacağım. Bakın modelimizi kapattık. Bir doladım. Bir, iki düz, üç düz oldu. İki ters. Bakın buradaki iki ilmeğimi kesiyorum. Buradaki buraya geldik. Bu son kesim, bu son sıramız arkadaşlar. Şimdi buradaki ilmeğimle buradaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. İki ilmeğimi bir kesiyorum. Bakın. Buradaki ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz. Göründüğü şekilde örüyorum. Bir doladım. Şimdi burada yine aynı işlemi yapıyoruz. Buradaki ilmeği ortaya alıyorum. Bakın. İki, üç. Yine buradaki ilmeği ortaya alacağım. İki ilmeğimi kenara alacağım. İki, üç düz. Bir de kenar ilmeğimi örüyorum. Bakın. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Aynı işlemi yapacağım. Tersleri ters, düzleri düz. Ters ve düz ilmeklerim belli oluyor arkadaşlar. Tersleri ters öreceğim, düzleri düz öreceğim. Aynı şekilde hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu arada kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olup bildirim tuşuna aktif hale getirirseniz sizler için yayınlayacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bakın. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Bu modelimiz bu sıramız bitti arkadaşlar. Modelimizin yani birinci modelimiz bitti.
Şimdi şu alttaki işlemi yapacağız. Buraya ilk başta ilmeğimi alıyorum. Bu ortadaki ilmeği sona alacağım. Bakın. İki, üç. Üç ilmeğimi ördüm. Buradaki yine ortadaki ilmeğimi en sona alacağım. Bir, iki, üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın. Burada açtık yine. Şu kısmı yaptık. Bir doladım. Bu iki ilmeğimi bir alıyorum arkadaşlar. Bakın. İkisini bir örüyorum düz olarak. Buradaki düz ilmeği ikisini bir ördüm. Buradaki iki düz ilmeğimi düz. Ters ilmeğimi ters. Bakın buradaki düz ilmeğimi düz yine görüyorsunuz. Buradaki iki ters ilmeğimi ters. Düz ilmeğimi düz örüyorum. İki tane düz. Burada iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Bu ilmeğimi öne alıyorum. Ve burada tekrar kesiyorum. Bir doladım. Şimdi burayı kapatmıştık. Bakın bu ilmeği sona alacağım. Bu şekilde düz örüyorum. Buradaki ilmeğimi de en arkaya alacağım. Bir, iki ve üç düz. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın arkadaşlar, modelimizin şuradaki yaptığımız birinci sıradaki yani ilk başladığımız yerdeki sırayı buraya koyduk. Yani modelimiz aynı şekilde ikinci modele başlamış olduk arkadaşlar. Bakın. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, bolca yorum yapmayı, anlamadığınız veya anlatamadığım yerler varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bunun devamını arkadaşlar bir sonraki videomda çekeceğim. Yani şöyle anlatayım arkadaşlar. Bakın. Ben şimdi bu kısmı anlattım. 1, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra örün yeleğinizi. Bakın bu şekilde. Bu ön kısmı. 11 sıra ördükten sonra şu kısmı da şu kısmın anlatımını da yapacağım sizlere. Burayı zaten kolay. Kol kesimi arkadaşlar zaten çok kolay düz olarak hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu şekilde daha sonra buralarını da anlatacağım. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın dostlarım.